Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalım Derle Topla Çalkala'ya hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bir önceki videomda bahsettiğim parçaları birleştirerek 2018'in geri kalanı için, yani Ağustos, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak için olan düzenimi yapmış olacağım. Neden öyle söyledim? Ocağı niye kattım? Çünkü bu 6 aylık arkadaşlar. Şimdi bunları tabii açmamıştım. Hemen önce bir bunları göstereyim. 10 dolara aldım arkadaşlar. Dikey saatlik olan, aylık kısmı normal aylık, haftalık kısmını ise saatlere bölmüşler ki zaten şimdi göstereceğim. Tarihsiz. Bu aylık kısmı artık hangi aydan başlarsanız. Ha bu arada neler yazıyor? Ha bir şey yazmıyor. Notlar. Şey fokus, odak, bu ayın odak şeyleri. Odaklanmak istedikleriniz. Pazardan başlıyor. Cumartesi ve pazar farklı renkle boyanmış. Burada ilk 3 hedef bu hafta için diyor ve 3 tane kısım ayrılmış arkadaşlar. Burada da notlar için yer ayrılmış ve şöyle noktalı. Geri kalan kısmında ise günlerde öncelik olarak şöyle 3 nokta konulmuş ve hepsinde bir öncelik var. Bütün günlerimizin hepsinin başında. Geri kalanları ise sabah 7'den başlıyor. Akşam 7'ye kadar devam ediyor. Saatlik olarak bölünmüş. Alt tarafta da şöyle bir boşluğu var. İç tarafları böyle siyah çizgili. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani gitmişti derken, seçerken bunlar çok hoşuma gitmişti. Pazartesiden başlıyor. Pazara kadar. Geri kalan kısımları da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir fark yok ay içinde. Ay sonunda normalde diğer ayın başı için yapılmış anladığım kadarıyla. Çünkü bunun başında bir şey yok ama bir sıkıntı var orada. Renklere uyduğu için öyle olduğunu düşündüm. Burada aylık hedefler yazıyor. Action, aksiyon adımları. Toward my goals. Hedeflerini inşa ediyor. Önemli tarihler ve notlar. Aşırı sıcak arkadaşlar, 40 derece, 45 derece falan muhtemelen. O kadar sıcak ki oturamıyorum, ayakta çekiyorum şu an videoyu. Ve yine bir aylık kısım. Haftalık kısım. Sadece renkleri farklı olduğu için detaylı olarak girmeyeceğim her güne. Yine aynı şekilde aylık. Haftalık. Aylık. Haftalık, aylık, haftalık, aylık, haftalık. Tabi bu tarihsiz bir ajanda olduğu için de arkadaşlar şöyle, ha bu arada en arka sayfasında da notlar için kısım var. Boş kalmasın diye not sayfası yapıyorlar en arkaya, biliyorsunuz ki. Dediğim gibi tarihsiz bir ajanda olduğu için haftalar için ve aylar için tarihleriniz var. Ha aynı zamanda ay isimleri de var. Artık nereden kullanmaya başlamak isterseniz. 6 ay için bu arada muhtemelen saymadım ama bunlar şey... Bir bakayım. Şeffaf etiket gibi duruyor ama. Şeffaf etiket arkadaşlar. Şöyle. Happy Planner farkı. Ah, Happy Planner'ın şeffaf etiketleri çok güzel. Şimdi bunları diske dizip şöyle fazlalık olan disklerimi getirdim. Mavi ve pembe var benim fazlalık disklerim. Ki zaten buna ikisi de uyuyor ama hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Şöyle ayraçlarım var. Üçlü. Biliyorsunuz artık yıllardır. Hatar tutmuşum şöyle. Ve kağıtlar var. Bu kağıtlar 5 dolara aldım arkadaşlar bu arada. Toplamda 40 tane var içinde. Sulu boya efektli. Rengi tam seçilmiyor şu anda kamerada. Onu bir söyleyeyim. Daha böyle yumuşak ama yine de rengini belli eden bir mavi. Üstünde böyle şey var, sanki fırça izleri varmış gibi. Siz ton farkı olarak görüyorsunuz muhtemelen onu. Şöyle. So much to do. Yapılacak çok şey var. Burada yapılacaklar listesi. Beyaz noktalar ve beyaz çizgileri var.
arkalı önlü. Sanırım 10 tane bundan var arkadaşlar. Bir dakika, kaç par? 1, 2, 3, 4 mü? 10 tane bundan. Burada just some thoughts yazıyor. Sadece bazı düşünceler. Şurasında şöyle yıldızlar var, çizgili. Yine arkası ve önü aynı ve yine aynı sulu boya efekti var bunda da. 10 sayfada bundan. Bu pembe bu arada. Şurada şeftali My Brilliant Ideas. Benim zekice fikirlerim. Noktalı ama bu da sulu boya efektli. Bu da sulu boya efektli arkadaşlar. Böyle fırça izleri var, ona baktım biraz önce. Bu da beyaz noktalı. Şöyle. Arkası ve önü aynı yine bunun da. Burada da Killing It. Onu öldürüyorum. Şey, artık her ne için olursa. Mor, kareli, böyle 10 tane de bunlar da. Şimdi bu kağıtları ve şu 6 aylık olanı kullanarak şimdi hazırlamaya başlayacağım. Ben bunun ilk girişi için, yani kapak kısmı için henüz bir şey, kendi sayfalarım var arkadaşlar ama onlardan herhangi birini koymak istemedim. Şeffaf asetat gibi bir şey ayarlamayı düşünüyorum buna. Henüz çıkıp almadığım için de şimdilik böyle duracak. Asetatı aldıktan sonra da şey yaparım. Üstüne eklerim asetatı. Onu da ekledikten sonra gösteririm ki zaten haftalık plan videolarımı artık bu ajandama yapacağım. Burada şimdi benim mavilerim küçük. Mavileri, ay karıştırdım. Mavileri takarsam yetersiz olacak gibi geldi. Çünkü pardon, şunu da ekleyeceğim ya. Evet, maviler yetersiz olacak. Zaten benim gönlüm pembelerden yanaydı. Ama pembeler de çok büyük gelebilir gibi geldi. Sanki ben normalde bunlarla birlikte diskte sipariş edecektim. Ama zaten 56 dolar tutmuştu aldıklarımın hepsi. Disk için de ekstra para vermek istemedim. Başka bir alışverişimde, ki Black Friday gelecek yakında biliyorsunuz. Biraz daha uyguna alırım diye düşündüm. Diskleri o zaman almayı düşünüyorum. Şimdi ay ay şunları bir hızlıca geçireyim. Ha, bu arada nasıl geçirileceğini bilmeyen arkadaşlarımız varsa, kamerayı biraz yakınlaştırdım arkadaşlar rahatlıkla görebilin diye. Tek tek veya toplu olarak değil de ay ay tam denk geliyor arkadaşlar çıkarmada ve takmada. Diskinizi alıyorsunuz, şuraya geçiriyorsunuz. Bu diskin şu kısımları şöyle çıkıntılı olduğu için sayfayı tutuyor. Sayfa şu iç kısımda kalıyor. Ki sayfa delikleri zaten görüyorsunuz ki şurası dar, şurası geniş. Geniş kısmı burada, dar kısmı da şu içte kalıyor. Böylelikle tutulmuş oluyor. Bu arada klasik boyuttaki ajanda olduğu için 9 tane halkası var. Büyük boyuttaki ajandaların 11 tane halkası oluyor. Onu da şöyle göstereyim hemen. Benim bu büyük hep planer sığmıyor ki, şöyle göstereyim. Şimdi ilk ayımızı geçirdik. Şunu döndürüp geri kalan ayları da hızlıca takayım. Hepsini hızlı takacaktım ama belki nasıl takılacağını merak eden arkadaşlarımız olur diye ilk ayı o şekilde göstermek istedim. Evet arkadaşlar, tamamını geçirdim. Tabii diskler acayip büyük şu anda. İçinde sadece 6 ay olunca şey, şu aylık kısmı bittikten sonra şu dedim durdum ama bunu koymayı düşünüyorum. Not kısmına geçerken çok mu şey olur acaba? Çünkü hangi ayın içindeysem onu da bununla ayırayım diye düşünmüştüm. Neden öyle bir şey düşündüm? Şimdi bu şeffaf ya arkadaşlar, ayın içine koyduğum zaman tamam ayırmış olacağım ama aynı zamanda içindekileri de hala görüyor olacağım. Ama böyle de biraz ters gibi oldu. Neyse, sorun değil ya. Yani öyle yapalım. Biraz önce misket burada yatıyordu. Her yeri tüyünü bırakmış. Şunu geçireyim şuraya. Bunlar sert bu arada. Bayağı sert. Kredi kartının kalınlığında ama biraz daha esnek olduğunu düşünün arkadaşlar. Şimdi bundan sonra
Bakayım neyi görmek istiyorum. Mavi mi? Hayır. So much to do. Sayfasının şeklinden veya ne yazdığından değil ama mor olduğu için şunu koymayı istedim. Zaten bunların hepsini koyacağım. Şeyde Black Friday siparişinde yine bunlardan sipariş ederim gibi geliyor. Öyle yapayım. Mor, pembe. Evet öyle yapayım. Şunları yerleştireyim önce. Mavi ayrıcı da koymak istiyorum ya. O yüzden bunları ayırsam mı diye düşündüm. Şu yapılacakları ayırmıştım ya arkadaşlar. Bunu böyle yapıp en arka kısma koyacağım sanırım. Böyle yapayım. Gerçi en arkasında sert bir şey de olmayacak ama. Öyle yapayım. Öyle yapayım. Sonradan ayarlarım gerisini. Şu anda ne söylediğim hakkında bir fikriniz yok muhtemelen. Kendi kendime konuşup düşünüp daha doğrusu öyle yapayım diyorum. Evet, 2018'in geri kalanı için ajandam hazır. Çok boş gibi duruyor arkadaşlar ama bunun içine zaten ekstra bazı şeyler koyacağım. Biraz daha şişecek. Ha bu arada tarihleri, giriş sayfası falan yok. Onu falan yapacağım. Yaptıktan sonra gösteririm size haftalık plan videolarımın birinde. Tarihleri de direkt olarak yapıştıracağım arkadaşlar. Aylık tarihleri. Haftalıkları da yapıştırmayı düşünüyorum hatta ama haftalıklar için benim güzel kendi etiketlerim var. Tarih etiketlerim. Onları kullanırım muhtemelen. Böyle renkli, hoş. Onları da artık kamera arkasında yaparım çünkü acayip sıcak. Onları yapmak için biraz havanın serinlemesini ya da serin bir köşeye geçmeyi bekleyebilirim. Planlayıcıma birkaç parça daha bir şey ekledim arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Videoyu yayınlamadan önce biraz önce videoyu editlemek için bilgisayarın başına geçtiğimde bu ajandamı açtığımda bayağı bir fark olduğunu gördüm ve son halini de size göstermek istedim. Ki zaten haftalık plan videolarımı bu ajandamın üzerine yapacağım. Göreceksiniz ama yine de hani ajanda düzenleme videosu içinde son halini de görebilin istedim. Şunu giriş sayfası olarak koydum. Bunu da bu kısma geçirdim. Bunun sebebi ise buradaki aylık hedefler kısmının buranın tonuyla uyuyor olması. Ve zaten hani bu 6 aylık bir ajandaydı ya, daha doğrusu 6 aylık ek sayfalardı bunlar arkadaşlar. Geriye Temmuz geçtiği için 5 ay kaldı 2018'den. Ben de bunu zaten kullanmayacağım. Böyle en başta dursun güzel güzel diye düşündüm. Çünkü bu ajandayla işim komple bittikten sonra bu sayfayı kesip tekrar başka bir şey için kullanmayı düşünüyorum. İçinin boş olması da işime yarardı. Şimdi üst tarafına asetat henüz alamadım. Çünkü onun için kırtasiyeye gidemedim. Şöyle bir sürü farklı kısımları var. Farklı açılış şekilleri de yaptım arkadaşlar. İç kısmına farklı şeyler koyduğum için, kalınlıkları da farklı olduğu için eski kapaklarımdan koydum ki sertleştirsin diye. Burada şöyle, bu bir dosya, Diyanar'dan almıştım. 3 liraya mı 5 liraya mı öyle bir şey almıştım. Ben bunu yanlışlıkla büyük happy planner için kesmişim. Delmişim daha doğrusu. Sonra bunun için tekrar deldiğimde böyle bir sürü delik olmuş oldu. Bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bu ajandamın içinde kullanacağım kalemlerimi koydum. Ha bir de siyah olarak da bunu kullanıyorum ama bunu bunun içine koymadım. Burada şeyin, pilotun, friction nasıl okursanız silinebilen kalemi var. Çünkü bunun içine bütün tarihlerimi yerleştirdim. Normalde tarihsizdi ama tüm tarihlerimi yerleştirdim. Belirli olanları bununla yazıyorum. Sonradan değişme ihtimali varsa siliyorum. O yüzden rahat oluyor. Bu kısımda ise böyle tersten gidiyorum fark ettiyseniz. Şöyle kendi etiket dükkanımdan olan bu ajandamın içinde kullandığım fonksiyonel etiketlerim var. Bunlar şeydi, böyle A5 boyutunda dosyaydı. Ben onları ikiye böldüm. Sonra da deldim buralarından ve disklere geçirdim. Böyle işte ombre kontrol listeleri, mat kontrol listeleri. Hepsini gruplayarak koydum ki alırken, pardon, seçerken benim için rahatlık olsun diye hemen. Burada altıgenler ve bordür, dalgalı bordürler. Bu arada altıgenler ve dalgalı bordürler henüz yok ama gelecek. Şöyle dalgalı dalgalı. Bunlar böyle bütün gibi gözüküyor arkadaşlar ama esasında şöyle dalgalılar. Burada da
altıgenlerim var. Altıgenler de henüz yok sitede ama onları da ekleyeceğim. Yani pazartesi salı gibi eklerim diye düşünüyorum. Bakalım. Burada tarih etiketlerim var. Sadece iki tanesi kaldı olan renklerimden. Çünkü geri kalanın hepsini ajanda için kullandım. Burada çeyrek kutularım, içi beyaz olanlar. Yarım kutularım, içi beyaz olanlar. Burada küçük altıgenlerim. Bunlar da yine aynı şekilde sitede yok. Bunlar biraz zaman alacak muhtemelen eklenmesi. Çünkü üzerinde birkaç çalışma yapıyorum. Hoşuma gitmeyen bazı şeyler var bunlarda. Bunlar da... Ay kameradan mı çıkmışız? içi renkli olan çeyrek kutular ve içi renkli olan yarım kutular. Burada fark pek fazla gözükmüyor belki arkadaşlar ama bu içi beyaz olan yarım kutuların iç kısımları beyaz. İçi renkli olan yarım kutuların içleri dıştaki çerçevenin birkaç ton açığı. Bunlar da böyle. Ups. Hadi geçin bakalım. Bu kısımda ayraç olarak koydum ki hemen buraya ulaşmam gerekirse diye. Zaten burayı görmüştünüz. Bu kısımda zaten şu ayracımı koymuştum. Ha bu ataçları niye koydum? Yeşil ve sarı ne alaka diyecek olursanız ona da şimdi geleceğim. Bunlar ajandanın arkasında kalan şeyler arkadaşlar. Şöyle... Geçersek ön kısmına yani iç kısmına. İç kısımda neler yaptım? Şu pembe minnak fiyongumu kendi yapmıştım zaten. Kendim yapmıştım pardon. Onu oraya koydum. Geri kalan kısımlarda da arkadaşlar bu Temmuz'dan başlayacak şekilde aylık ve haftalık takvimlerin hepsini yerleştirdim. Şöyle. Temmuz'un haftalığı yok bu arada. Ağustos'tan başlıyor. Ağustos'un aylığı için yine bu şeffafı koydum. İlk başta öyle demiştim zaten hatırlıyorsanız videonun başında. Böyle daha rahat oldu benim için. Bakın sarı ve yeşiller de bu yüzden var. Çünkü aylık takvimim, pardon haftalık takvimimdeki tarihleri sarılarla yaptım. İç kısmı da yeşil. Böyle sarı yeşil uyumlu olsun diye de bu pomponları koydum. Planlamaya başladığımdan itibaren bu ajandamın üzerine. Buraya sarıyı kullandım. Hem kameradan görünüşünü de görebilin diye hızlıca göstereyim. Buraya şunu kullandım. Bu hangi ay bu arada? Ağustos, Eylül bu. Eylül'ün haftalık kısmına da koyu pembeyi kullandım. Ekim'in aylık kısmına yeşili kullandım. Ekim'in haftalık kısmına turuncuyu kullandım. Kasım'ın aylık kısmına açık pembeyi kullandım. Kasım'ın haftalık kısmına koyu pembeyi kullandım. Pardon, koyu kavun içi diye geçiyor bu sitede. Bu açık kavun içi diye geçiyor sanırım. Ben bunları ilk başta kodlar olmadan çıkartmıştım arkadaşlar. O yüzden şu anda kodları yok. Yine dediğim gibi şey yaparım. Şuraya sol tarafa kodlarını da yazarım. Siteden direkt ulaşabilirsiniz kodunu yazarak. Ve Kasım mor. Haftalık kısmı da yine aynı şekilde. Böyle mor. Buralarla uyumlu olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar ajandamın son hali, son durumu. Tabii şey bittikten sonra, Ağustos bittikten sonra şu iki pomponu değiştiririm muhtemelen. Şu pembe ataçım kalır diye düşünüyorum. Çünkü disklerim pembe ya, uyum sağlıyorlar böyle. Bu arada taşınacağız. Onun için bir hazırlık şeyi var evde. Birçok şeyi topladım falan böyle. Mümkün olduğunca vaktinde videolar yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ama ola ki vaktinde gelemezse videolar bu yüzdendir. Merak etmeyin. Bunu da böyle küçücük belirtmiş olayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz veya benim açıklamayı unuttuğum herhangi bir şey olursa yorumlara yazmayı lütfen çekinmeyin. Direkt cevap veremesem de haftada bir kere toplu olarak muhakkak cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Sebebini ise biraz önce öğrendiniz zaten. Taşınma telaşı malum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.